Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Muhammed suresine geldik Allah'ın izniyle. Bu Muhammed suresi mümin, kafir ve münafıkların özelliklerinden bahseden bir sure. Evet. Ayrıca işte savaşta insanların birbirlerine savaş hukukunu anlatıyor. Birbirine düşman dostu nasıl davranmaları gereken Peygamberimizin işte adı geçtiği için bu da Muhammed suresi demiş. Yani Peygamberimizin adı geçtiğinden dolayı. Ayrıca buna Gafir suresi de deniyor yani. Bağışlama suresi. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine keferu. O kafirler var ya işte kafirler. Ve saddu ansebil. Allah yolundan engelleyen içinde efendim. Evet. Engelleyen kafirler. Ezzalle amelim. İşte onların amelleri boşa gitmiştir. Ne amelleri var bunların? Mesela diyelim ki önceden Müslümanken yaptığı o ameller sonradan inkar etmişlerse yaptıkları ameller de boşa gitmiştir. Veyahut da iyi niyetle mesela bunlar da şey yapıyorlardı. Amel ediyorlardı. Mesela hacılara su dağıtıyorlar. Mekke'nin tamirini yapıyorlar mesela. Onlar da şey iman olsa çok büyük sevap kazanırlar. İman etmedikleri için sevap kazanmıyor. Ama diyorlar ki biz de iyilik yapıyor diyorlar. İşte diyor onların bu yaptığı ameller boş gitmiş. Hiçbir sevabını alamazlar. Evet. Vellezine amenü. Ama iman edenlere gelince ve amenü salihat salih amel işleyenlere ve amenü iman ettiler. Neye? Bima nüzzile ala Muhammed'in altında. Muhammed'e indirilene iman ettiler. Ve huvel hakkı min Rabbim. Yani onun Rablerinden hak olduğuna iman ettiler. Yani Kur'an'a efendim. Kefere anhum. Allah Teala da onlardan örttü. Yani o iman eden müminlere seyahatin kötülükleri. Kötülüklerini örttü. Ve aslaha balehum. Onların durumlarını da düzeltti diyor Allah Teala bak. Nasıl düzeltti Allah Teala? İyi insanlarla karşılaştırdı. Yani ne yaptı? İyilik yaptılar. Onlara iyi imkanlar verdi. Onları da değerlendirdiler. Dolayısıyla Allah Teala günahlarını örttü ve durumlarını da düzeltti diyor yani yollarının doğru yola gitmeleri nasip etti diyelim. Evet. Zalike işte bu. Bunun böyle olmasının sebebi bir ennellezini kevuru. Kafirler var ya ittebaul batıra. Batıra tabi oluyorlar. Boş şeylerin arasından gidiyorlar. Evet. Ve ennellezini amini iman edenlere gelince ittebaul hakka. Onlar hakka tabi oluyorlar. Evet. Min Rabbim. Rablerinden gelen hakka tabi oluyorlar. Kezalike işte böylece yedrubullahi linnas. Allah Teala insanlara veriyor. Ne? Emsal ve misaller veriyor. Yani kafirin durumu bu. Müminin durumu bu. Kafirin gideceği yer belli. Cehennem diyelim. Müminin gideceği yer belli. Cennet. O zaman ona göre hangisini isterseniz ona göre amel edin diyor. Evet. Feyza legeytüm. Sizinle karşılaştıkları zaman ellezine kevur kafirler fedarbe rikab. Onların boyunlarını vurun. Yani bir savaş anında. Yolda geçerken değil de yani mesela diyelim ki savaş anında ne yapın? Boyunlarını vurun. Hatta ki izâ eshantumuhum. Onlara galip geldiğiniz zaman ve üstün geldiğiniz zaman feşüttül vesâgâ. Onları iyice bağlayın. Mesela elinize geçti, esir etmişsiniz. Ama savaş bitmemiş daha. Onları da iyice bağlayın. Çünkü kurtulsa geri düşmanın karşı tarafına geçip sizden savaş çıkar. Evet. Fe imma mennen. İsterseniz yani savaştan sonra lütufta bulunursunuz. Yani onları serbest bırakırsınız. Efendim. Ba'di sonra ve imma fiden. Veyahut da fidye alırsınız. Fidye alır bırakırsınız. Evet. Hatta ki tezal harbu evzarı. Harp yüklerini bırakıncaya kadar bak. Harp bırakıncaya kadar onları bağlayın. İş bittikten, harp bittikten sonra ne yapın? İsterseniz onları lütfedin, bağışlayın. İsterseniz de fidye karşılığında bağışlayın. Allah Teala muhayyer kılmış burada bak. Evet. Zalike bu işte bunun sebebi diyelim. Yani yapmanızın gerekmenin sebebi velev şey Allah eğer Allah Teala dileseydi len tesara minhum. Allah onlardan intikam alırdı. Allah onların başına bir bela verirdi. Böylece onları helak ederdi. Ama Allah Teala ne yaptı? Sizinle savaştırat da mesela sizin şehit olmanızı, sizin gazi olmanızı, ganimet almanızı sağladı Allah Teala diyor. Yani böylece onlardan intikamı sizin elinizden aldı öyle diyelim. Velakin liyeblüye bazukum bir bazı. Böylece Allah Teala ne yapıyor? Birbirinizi imtihan ediyor. Hem de böylece mümin kafir münafık açığa çıkıyor. Münafıklar ne yapıyorlardı? Bahaneyle savaşa gitmiyorlardı mesela. Yoksa Müslümanların içinde Müslümanlık değil yaşıyorlardı. Evet. Vellezine o kimseler ki kutlu fi sebilin. Allah yolunda öldürülen var ya felen yuzille asla boşa gitmez amalim. Onların amelleri asla boşa gitmez. Allah Teala onları işte diyelim cennetiyle sevaplandırır, karşılığını verir diyelim. Evet. Seyhdihim onları iletir Allah Teala
ve üsluhu balem. Onların durumlarını düzeltir. İşte onları cennetine koyar. Evet. Ve yuduhulühüm, onlara dahil eder. El cennet, cennete. Arrafeha lehüm, onlara diyor tarif ettiği cennete. Allah tarif ettiği cennet şöyle, cennet böyle, işte tecrü mukarrelere akar. İşte efendim uzunluğu şu kadar, yerle gök arasında diye anlatıyor ya. İşte diyor tarif ettiği, öğrettiği cennete onları dahil demişti. Peygamberimiz de diyor ki Muhammed'in canlı kudretiyle elinde tutan Allah'a yemin ederim ki cennetlik müminlerden her biri cennetteki yerini dünyadaki evinden daha iyi bilir demiş. Yani bu anlatmadan dolayı Allah Teala Kur'an'da anlatıyor. Efendim, hali. Hem bir de şöyle bir durum var. Ölürken hani insanın perde açılıyor da iki tarafı da görüyor. Belki o da olabilir. Orada yani nasıl görüyor. İşte hem inandığı zaman cennetlikte, inanmadığı zaman cehennem. İkisini Allah Teala gösterecek diyor yani. Makamını. Yani inandığın için sen cennettesin. Yerin burası. Ayrı inanmasaydın cehennemde buraydın. Öbüründe aynı şekilde yani. İkisini de diyor görecek diyor yani. Evet. Bir de işte diyelim ki cennetteki yeri cehennemlik olanların cennetteki yerine diyor müminler varis olacaklar. Müminlerin cehennemdeki yerine de kafirler varis olacaklar. Yani onlar girecekler. Evet. Ya eyyühellezine amin. Ey iman edenler. İn tansurullâhe. Eğer Allah'a yardım ederseniz yansurkum. O da size yardım eder Allah Teala. Ve yüsebbit aktamuk. Yani savaşta ne yapar? Sizin ayaklarınızı sabit kılar. Veyahut İslam üzere sabit kılar ayaklarınızı. Ayaklarınız İslam'dan kaydırmaz. Veyahut Saudi'den kaydırmaz. Vellezine kebole. Kafirlere gelince fetâsen lehüm. Bu Kur'an'da iki yerde geçiyor. Bir tebarekide bir de bir de. Onlara helal. Allah'ın rahmetinden uzak olsun demek bu kelime. O, onlar kafirler Allah'ın rahmetinden uzak olsunlar. Onlar helak olsunlar. Bu lanet kelimesi, tahsin kelimesi. Ve azalli amali. Onların amelleri de boşa gitmiştir. Amel boşa gidince nereye gidecek? O da cehenneme gidecek. Evet. Zalike bu. Yani onların amellerinin boşa gitmesinin sebebi beğenmem. Çünkü onlar kerihu istemediler. Hoşlanamadılar. Neyi? Ma enzelallah. Allah Teala'nın indirdiğini. Yani Kur'an'ı kabul etmediler. Fe ahbete amelim. Böylece ameller de boşa gitti. Destilice de cehennemlik olur diyelim. Efelem yesiru. Gezmediler mi? Filaz yeryüzünde. Feyenzuru bakmadılar mı? Keyfe nasıl kâin oldu? Akıbetin sonucu kimin? Ellezine min kablim. Kendin öncekilerin, işte ataların, dedelerinin sonuçlarının ne olduğunu bakıp görmediler mi? Gezip görmediler mi? Harabelerini, işte bilmem haberlerini. Demmerallahu aleyhim. Allah onları dumur uğrattı yani. Dumur işte kökünü kazı demek. Allah Teala onları ne yaptı? Hepsini helak etti. Vel kafirine, kafirler için emsali. Bu kafirler için de onun benzerleri var diyor yani. Eğer bu kafirlikle devam ederlerse bunlar için Allah Teala onları bir şekilde helak eder veyahut da azap eder. Evet. Zalike işte bu Allah Teala'nın bu kafirleri helak etmesinin sebebi beyennallah Allah Teala Mevla dostudur kim? Ellezi amin. İman edenlerin dostu velisidir. Ve enler kafirin kafirler için la mevla aleyh. Onların bir dostu velisi yoktur. Sahip olmayınca ne yapacak? Sahibimiz de var. Ya kurda yemin olacak ya kuşa yemin olacak. Evet. Sadakallahu'l-azim diyelim. Evet.